Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sonra söyle. Tamam, seni alsınlar, sonra söyle. Bak gel buraya, şurada kenarda. Şimdi öpüyorum seni. İnşallah, inşallah. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli İyi Parti İl Başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, yöneticileri ve tabii ki bugünün bizimle beraber sahibi olan, ev sahibi olan meslek odalarımızın başkanları, yöneticileri, değerli yol arkadaşlarım, genel sekreterimiz, yardımcıları, çok kıymetli Büyükşehir Belediye'mizin meclis üyeleri, meclis grup başkan vekillerimiz, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bütün esnafımıza sizlerin nezdinde selamlarımı, saygılarımı, hayırlı işler dileklerimi iletiyorum. Sesim kısık ama heyecanım yüksek. Ondan yana endişeniz olmasın. Oluyor böyle şeyler. Biraz hava koşulları. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah her şey çok güzel olacak. Hiç endişen olmasın. 4 yıldır İstanbullulara hizmet etmek için gerçekten tüm gücümle çalıştığımı bilmenizi istiyorum. Hani ben işime odaklı bir insanım. Allah razı olsun. İyi ki diyorum, babam beni 5 yaşında dükkan açmayı öğretti. Sabahın 6'sında dükkanı açıp dükkanın tezgahlarını temizlemeyi ve dükkanın önünü süpürmeyi öğretti. Bana o terbiyeyi ve o günleri babam yaşatmasaydı benim sizin halinizden alınmam mümkün değildi. Ama bilin ki içinizde çok deneyimli dostlarım var, biliyorum. Ama bilin ki çoğunuzdan sizin işinizi daha iyi anlayan, daha iyi hisseden ve derdinizi dert edinen bir belediye başkanınız var. Onu hepinizin bilmesini istiyorum. Bu yola çıktığım ilk günden itibaren iktidarın asıl sahiplerinin milletimiz olduğunu ve milletimizin sesine kulak vermek, sizlerin hizmetkarı olmanın bu işin şartı olduğunu bilerek yola çıktım. Eksiğimiz, gediğimiz elbette olmuştur. İnsanız, başka türlüsünü konuşmak olmaz. Ama o eksiği, gediği kapatmak için de her zaman çaba sarf ettim. Eksiğinin farkında olup da kapatmak için kılını kıpırdatmıyorsa bir insan, ben ondan korkarım. Hele hele bir kamu hizmetindeyse ondan şüphe ederim, endişe ederim. Düzenini, rahatını bozmak istemeyenden korkarım. Ben her zaman daha fazla nasıl hizmet edebilirim diye yola çıktım ve öyle devam ediyorum. Ve inanın, her daim kendime, edindiğim yol arkadaşlarına hep söylerim. Dert edinmeyen, süreci analiz etmeyen, ben daha fazla ne yapabilirim demeyen ve kusura bakmasın rüyasında işini görmüyorsa o benim kolay kolay yol arkadaşım olamaz.
Onun için yol arkadaşlarımı da öyle seçtim. Onu söyleyeyim. Bu nedenle bana bu sorumluluk yeter demedim. Cumhurbaşkanı adayımız, inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize de selamını getirdim. Davetine uyarak Sayın Mansur Yavaş başkanımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine evet dedim ve kabul ettim. Tabii Allah izin verirse, milletimiz de takdir ederse, takdir yetmiyor bir de oy verirse, İstanbul'a ve ülkemizin her yöresine daha fazla hizmet etme şerefine ulaşırım. İnşallah. Biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinin bir sonucu var. Önce ondan biraz bahsetmek isterim. 21 yıllık bir siyasi iktidar milletten güven oyu alamamıştır. Birinci turun anlamı budur. Muhalefetin oyu onun güven oyu alamamasına sebep vermiştir. Meclisin şekli belirlenmiştir. Mecliste kararını halkımız vermiştir. Ama mevcut hükümetin devamına onay vermemiştir. Bu durumun sebeplerini aslında hepimiz biliyoruz. Başta ekonominin ne kadar önemli olduğunu altını çizmek isterim. Ekonomi ne yazık ki alaşağı olmuştur. Cebimizdeki para pul olmuştur. Memleketimizin geleceği olan gençleri ümitsizdir ve ne acıdır ki ülkeyi terk etme hayali kurmaktadırlar. Vatandaş mutsuz olduğu gibi vatandaşa hizmet eden birçok sektör de mutsuzdur. Sizlerin kaygılarını, sorunlarını doğru dürüst dinleyen yok, bakmayın. Gene o sorunlarınızı her zaman yakinen dinleyen biziz. Bunu bilin yani. Ve bu sorunları onlar bildikleri halde çözüm üretenler de ortada yok. Çözüm konusunda en radikal adımları da biz attık. Ama her zaman söyledik, biz böyle duramayız. Biz onlar gibi de davranamayız. Milletin her ferdinin bir derdi varsa orada hiçbir şey yapmadan, çözüm üretmeden duramayız. Bizim ahlakımız buna izin vermez. Çünkü bulunduğumuz makamlar bu sorunlara çözüm üretmek için var. Bu sebeple İstanbul'un ulaşım sektöründe kangren haline gelmiş sorunlara çözüm üretmek de bizim öncelikli işlerimizden biri olmuştur ve olmaya devam edecek. Kangren olmuş sorunlarınızın her birisine tek tek çalıştık. Nasıl çözebiliriz diye düşündük. Hareket kabiliyetinizi sınırlayan hizmet alma ve verme konularında önünüze engel teşkil edecek tüm noktaları belirledik. Ve çözümlerimizi hazırladık. Az önce Genel Sekreter Yardımcımız bir bölümüne hepinizin huzurunda değindi. Şimdi ben bu konularda bazı açıklamalar yapacağım. Öncelikle toplu taşıma esnafının, toplu ulaşım esnafının alacağı araçlardaki ÖTV indirimini, yasal düzenlemesini hemen yaparak hem kalıcı hem de sürekli hale getireceğiz. Bunu niye yapacağız? Bazı siyasilerin her seçim döneminde ısıtıp sadece oy avcılığı için önünüze getirdikleri, hatta
bir baskı aracı olarak kullandıkları ÖTV meselesini kökten çözüp gündeminizden çıkaracağım. Hiç kimse bu konuyu bir seçim rüşveti olarak, baskı aracı olarak kullanamayacak. İşte hem vatandaşı hem de vatandaşın yararına çalışan sizleri düşünen gerçek anlamda hizmet budur. Çünkü bizler toplu taşımayı tamamen bir kamu hizmeti olarak gördük. Bir bakış olarak şunu söyleyeyim. Belediyeler olarak bizler toplu taşıma sektöründeki sizleri bizim ekibimizin dışında asla tutmadık. Bu bakış açımız nedeniyle taksi dahil tüm kent içi toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttaki vergiyi milletin bir kısım insanın yatlarında olduğu gibi %1'e indireceğiz. %1'e indireceğiz. Böylece biz dersek yaparız ha, onu söyleyeyim. Biz dersek yaparız. Onu söyleyeyim. Böylece bu vergi indirimiyle İstanbullu, sadece İstanbullu esnafımızın yıllık yaklaşık 10 milyar lira. Türkiye genelinde ise 60 milyar lira ekstra bir yükten kurtarmış olacağız. Cumhurbaşkanı adayımızın birçok konuda özellikle çiftçilerle ilgili ifade ettiği gibi bir avuç zenginin yatına verilen imkanı bu milletin ailesine emanet ettiği, çoluğunu çocuğunu emanet ettiği çalışkan çilekeş esnafından esirgeniyorsa orada çok önemli bir sorun var demektir. O sorunun adı nedir biliyor musunuz? Bozuk düzen. Biz o bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz ve ortadan kaldıracağız. İnşallah otogar taksi çok güzel olacak. Hiç endişeniz olmasın. Gelip kahvenizi içeceğim sevgili esnafım. Gelip kahvenizi içeceğim. Memlekette hep birlikte adaleti hissedeceğiz. Bu memleketin en önemli ihtiyacı adalettir, unutmayın. Esnafa adalet, vatandaşa adalet, çocuğa adalet, gence adalet, Ekrem İmamoğlu'na da adalet, onu söyleyeyim. Şimdi yarın öbür gün buradan peşinen söyleyeyim. Yarın öbür gün hesap verenlere de adalet lazım olacak. Onlar için de adalet diliyoruz. Ben şimdi taksi ve tüm kent içi toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttaki vergiyi %1'e indireceğiz dedim ya. Birilerinin ne diyeceğini şimdiden duyuyorum. Hemen telaşlı bir şekilde yarın çıkıp diyebilir. Hemen. Beni çok takip ediyor. Başından beri söylüyorum, beni çok seviyor. Hemen ne diyecek biliyor musun? Kimin parasını kime veriyorsun diyecekler. Vallahi de billahi de milletin parasını millete veriyorum kardeş. Yapamazsınız, yapamazsınız diyecekler. Öyle bir yaparız ki bal gibi yaparız. Bal gibi yaparız.
Anne, anne çocuk kartını yapamazsın dediler, yaptık. Bizden önceki yönetimin verdiği sosyal yardımlar için bunlar onu keserler, veremezler dediler, 5 katına çıkarttık. Belediye tarihinde ilk kez öğrenci yurtlar yaptığımız gibi, ilk kez kreşler açtığımız gibi, ilk kez bölgesel istihdam ofisleri açarak 100.000'in üstünde insanımıza iş bulduğumuz gibi, bal gibi yaparız, yağ gibi yaparız, hiç endişeniz olmasın. 29 Mayıs'ta iş başına geldiğimizde ulaşım esnafı sadece bu söylediklerimle bizi görmeyecekler. Toplu taşıma araçlarında, araç kullanımda alt sınır konusu var. Az önce Buğra Bey söyledi. Bu yaş sınırı ile ilgili süreci şöyle ifade edeyim. Ben de vatandaşlardan dinliyorum. İşe girmek isteyen ya da ihtiyacı olup bu mesleği sürdürmek isteyen. Buradan söz veriyoruz. Kullanma alt sınırı olan 22'yi 20'ye indireceğiz. Üst yaş sınırı olan 65'i de 69'a çıkaracağız. Özellikle 20 yaşına indirdiğimiz yeni meslek sahibi olacak olan gençlerimizi bu sektöre özenle, titizlikle hazırlayacağız. Sizler gibi abilerini daha hızlı geçecek şekilde bu sektöre eğitimli bir şekilde kazandırmanın meslek okullarını da biz açacağız, onu söyleyeyim. Yasal altyapıya dayanmayan her ildeki farklı düzenlemelere de son vereceğiz. Karayolları Taşıma Yönetmeliğindeki ticari araçta yaş sınırını 20 ve 69 olarak yeniden düzenleyeceğiz. Her şehirde de aynı kuralı uygulayacağız. Memleketteki arkadaşlarınızı arayıp söyleyin bunu. Yanlış uygulamaları düzelteceğiz. Şoför esnafımızın sırtına yük olduğunu bildiğimiz SGK prim cezalarını bir kereye mahsus olmak üzere affedeceğiz. Buradan hepinize duyuruyorum. Şoförlerimizin SGK kayıtları, onlarla ilgili yedikleri cezalara ilişkin yasal düzenleme yapacağız. Bu yasal düzenleme ile birlikte sürücülerin ceza yemesine müsaade etmeyeceğiz. Bunu önemsiyorum. Özel halk otobüslerimizin kazanılmış haklarını taksi ve minibüslerde olduğu gibi kanuni olarak koruyacak karar alacağız. Milletin iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında ücretsiz taşımacılıklar için merkezi yönetim tarafından ödenen bedeli en az asgari ücret seviyesine çıkararak her 6 ayda bir güncelleyeceğiz. Bu şekilde yerel yönetimlerin üstüne yıkılan yükü siz değerli vatandaşlarımızı, daha doğrusu esnaflarımıza daha sağlıklı bir süreç sağlamak adına merkezi idare olarak yapılması gerekeni yerine getireceğiz. Esnaflarımız için verilen kefalet kredisini 0 araç yerine otobüsler için 0.5, diğer araçlar için 0.2 yaşa çıkartacağız. Araç alımında 1,5 milyon olan kredi bedelini 10 yıl vadeli 2,5 milyona çıkartacağız. Borçların esnafımızın belini büktüğünü biliyoruz.
Bunun için ulaşım esnafının kamuya olan tüm birikmiş borç ve cezaları için, faiz affı ve ana para için yapılandırmayı çıkartacağız ve esnafımızın bu yükünü hafifleteceğiz. Tamamını silince çok alkışla, yapılandırma deyince az alkışla, bu olmuyor. Biz hem sizi düşüneceğiz hem devletimizin kasasını düşüneceğiz. Tek taraflı olmaz. Devlet ayakta kalacak. Yalnızca ekonomik açıdan hayatınızı kolaylaştırma peşinde değiliz. Ortak akıl mekanizmalarında UKOME'de esnafın tam temsiliyetini sağlayacağız. UKOME'de tüm ihtisas odalarının başkanları asil üye olarak yer alacak. Öyle biri el kaldırınca herkesin el kaldırdığı UKOME üyesi ben istemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Yani bize hangi kararlarla zulüm çektirdiklerini siz biliyorsunuz. Uydurma kararlarla. Böyle bir şey olur mu ya? Utanarak bir kez geldim, biliyorsunuz, katıldım. Ve orada da ben hem taksicinin hem minibüsünün hakkını aramak için oraya geldim, açık söyleyeyim. Bunu ilerleyen yıllarda anlayacaksınız. Esnaf ihtisas odalarına üyelerini doğrudan denetleme yetkisi vereceğiz. Biliyorsunuz odaların kanundaki yeri kıymetli. Tabii ki denetlenecekler. Tabii ki onlar da görevini layıkıyla yapacaklar, onu söyleyeyim. Esnafına mahcup olmayacak. Ama biz esnafın demokratik zeminde desteklendiği bir sürecin sonuca evrilmesi için onların o şekilde temsilini de sağlamamız lazım. Onun için mesela eskiden esnaf odalarının başkanları belediye meclis üyesi olabiliyordu. Aslında çok demokratik bir düzen. Tabii yerel yönetimler yasasını, daha demokratik seviyeye getirmek için daha derin çalışmalarımız var. Muhtarlardan belediye meclis üyelerinin seçilme biçimine, ilçe belediyelerinden büyük şehirlere varıncaya kadar çok detaylı bir çalışmamız var. Ama mesela oda başkanlarının bu hakları ellerinden alındı. Biz bu yerel yönetimlerin düzenlemesi çerçevesinde bunu da ele alarak oda başkanlarımızın aynı zamanda belediye meclis üyesi olabilmesi için de özenli bir çalışma başlatacağız. Katılımcı demokrasinin kimseye zararı yok. Milletimize faydası var. Kime zararı var biliyor musunuz? O ben her şeyi bilirim diyen var ya, bir tek ona zararı var, onu söyleyeyim. Başka kimseye zararı yok. Başta İstanbul olmak üzere tüm büyük şehirlerimizde trafiğin etkin yönetimi için kamudan başlayarak kademeli mesai uygulamasını tüm sektörlerde hayata geçireceğiz. Tüm ulaşım esnafının iş potansiyelini arttıracağız. Değerli dostlar, minibüsten taksiye dönüşen 8+1 yeni taksiler için araç içi engelli erişimi şartını yıl sonuna kadar uzatacağız. Şoför meslek odası kuracak ve plaka sahibi olmayan tüm şoförlerin de kanuni olarak haklarının korunmasını sağlayacağız ve onların da haklarını gözeteceğiz. Ruhsatlandırma konusuna geçmeden, bu taksi konusunda bazı gecikmeler oluyormuş, taksinin temin edilmesi konusuna hızlı hassasiyet gösterin. Esnafımız bir an önce taksisini elde edebilsin.
Bu konuda firmalarla gerekirse ben de görüşürüm. Bu konuda özenli bir hassasiyet istiyorum. Ruhsatlandırma konusunda ise servis araçlarında, taksi minibüs araçlarında olduğu gibi yıllık çalışma ruhsatına yönelik çalışmaları da hızla başlatacağız. Çok önemli ve son bir maddemiz daha var. Çok önemli son bir maddemiz daha var. Yağmur çamur demeden her gün binlerce kilometre yol yapan motosikletli kuryelerimizin, onları da düşürmek zorundayız. Onları da düşüneceğiz. Böyle bir saha var. Kuryelerimiz artık İstanbul'un, bütün şehirlerin ve bütün dünyanın gerçeği. Tabii ve hiçbir konuda kanunda motosikletli kuryelerimize, kuryelerin mesleğine yer verilmiyor. Mevzuat düzenlemesiyle motosikletli kuryeliği tehlikeli meslekler sınıfına alacağız ve orada tanımlayacağız. Ayrıca park yerleri ve dinlenme alanlarını da onlar için planlayacağız. Onları güvenli bir alana taşıyacağız. Bakın değerli hemşerilerim, özel halk otobüslerinin pandemi dönemindeki sorunlarıyla azami ilgilendik. Ayakta kalmaları için bu kardeşinizin verdiği çabayı buradaki yöneticiler biliyor. Siyaseten seven olur, sevmeyen olur siyaseten. Ama ben iddia ile söylüyorum. Beni birisi kötülemiyor ve birinin kalbine kötülük sokmuyorsa beni sevmeyecek tek bir esnaf İstanbul'da yok. Onu söyleyeyim. Bu kadar iddialıyım. Dolayısıyla bir kısım esnaf odalarının üyelerini zorlayarak Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına gitmeyeceksin dediklerini duyuyorum. Benim kulağım var her yerde. Bakın söyleyeyim. Bakın söyleyeyim. Sağ ol. Biliyorum. Teşekkür ederim. Biliyorum. Söyleyeyim. Bakın söyleyeyim. Kardeşim, siyaset seçime kadar yapılır. Seçimden sonra bu canın Türk bayrağını göğsüne takarsın, milletine hizmet edersin. Seversin, sevmezsin siyaseten. Ama ben 16 milyon insanımı tek tek çocukları dahil hepinizi çok seviyorum kardeşim. Dolayısıyla bu partizan aklı temsil edenleri sakın dinlemeyin. Onlar mesleğine de zarar verir, bu şehre de zarar verir, bu millete de zarar verir, bu memlekete de zarar verir. Onları çevrenizden uzak tutun. Bakın bu kadar net. Ben yaptığım hizmetleri anlatırım, yapamadıklarımı da söylerim. Yapacaklarımı da söylerim ve arkasında dağ gibi dururum. Bu söylediklerim Cumhurbaşkanı adayımızın onayı alınmış, Millet İttifakı'nın da bilgisi dahilindedir. Bakın bu yaptığımız ve yapacağımız işleri buraya gelip dinlemek bir esnafın sorumluluğudur. Zaten bu milleti bölmek isteyen, oy verdi vermedi diye ayrıştırmak isteyen bir akıl var. Biz o akıldan değiliz. Biz o akıla karşıyız. Kazanalım kazanmayalım karşıyız. Bakın, kazanalım kazanmayalım karşıyız. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu milletin bir ve bütün olması için, birbiriyle kardeşçe yaşaması için,
sonuna kadar çaba göstereceğiz. Bugün bu çağrıyı yapanlar kendilerinden utanacaklar. Ama bu çağrıya uyan esnaf kardeşimize söyleyeyim. Bugün için hata yapmış olabilir. Her zaman yine bu başkanınızın başının üstünde yeriniz var. Hepinizi bekliyorum. Şunu da ifade edeyim. Bugün bu şekilde milletini bölen akıl, tek kişi olarak her şeyi yaparım diyerek baskıcı akıl. Ya ben minibüsçünün işini çözüyorum. Bakıyorum bir gün sonra adam işi gücü bırakmış. Ankara'dan kalkmış. Zoraki 50 tane minibüsçü esnafını toplamış. Kendisini alkışlatıyor. Taksicinin işini çözüyorum. Bakıyorum bir gün sonra Ankara'dan kalkmış. İstanbul'a gelmiş. Hala o taksiciye kendini alkışlatıyor. Ya kardeşim, bu millet seni cumhurbaşkanı seçti. İstanbul Belediye Başkanlığını hala unutamadın, anlıyorum. Beni kıskanarak her gün hatırlıyorsun, onu da anlıyorum. Ama ya bundan vazgeç. Vazgeç. İstanbul aşkım aşkım diye İstanbul'a nasıl ihanet ettiğini kendin açıkladın. Sana İstanbul'a bir daha ihanet etme fırsatını vermeyeceğiz kardeşim. Vermeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Ben Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'u çok iyi biliyorum. Allah bana yardım etti. Şöyle yaptım. İstanbul'a ilk geldiğim andan itibaren özel arabam olsa da olmasa da çoğu zaman sizin vasıtanızla dolaştım. Ta nereden biliyor musunuz? Pendik'ten, Tuzla'dan Beylikdüzü'ne, Silivri'ye. Günde 9-10 vasıta değiştirdiğimi biliyorum. Sizin sayenizde İstanbul'u çok iyi biliyorum. Bak, sizin sayenizde. Siyasetin sayesinde değil. Hem İstanbul'u biliyorum, hem sizin sayenizde arabalarınıza, vapurunuza, otobüsünüze bindiğimde hem İstanbulluları tanıdım, hem İstanbul'u iyi biliyorum, hem esnafı iyi biliyorum. Benim size sözüm söz. Yarın öbür gün görevlerimiz biter. Elimi kolumu sallaya sallaya, gönül rahatlığıyla taksinize bineceğim, minibüsünüze bineceğim, otobüsünüze bineceğim ama o birileri binemeyecek, haberiniz olsun. Bunların tümünü yapacağız. Çünkü net olarak söyleyeyim, biz kavga etmeye değil, sorun çözmeye geliyoruz. Milletimizden yetkiyi de bunun için istiyoruz. Bizimle hizmet ve çözüm üretme yarışına girmeyenlerin de halini görüyoruz. Ne acı ve ne yazık ki yalan olduğunu, montaj olduğunu bizzat kendilerinin itiraf ettiği videolarla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar ve bizi, sözüm ona, karalamaya çalışıyorlar. Ne uğruna? Oy uğruna. Ya oy uğruna yalan söylemek, iftira atmak. Allah şahit, bir kişiye dahi hayatımda bunu yapmadım, yapmam. Bizim kitabımızda yazmaz kardeşim. Bizim kitabımızda yazmaz. Benim prensiplerimde de yazmaz. Benim inancım böyle bir şeyi şiddetle reddeder. Reddeder. Bunun adı büyük günahtır. Onun için sizler benim siyaset ve yönetim anlayışımı iyi bilirsiniz. Bende zerre particilik, ayrımcılık yok. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanı oldum. Duayla işime başladım. Annemle babam odaya geldi. Babam beni aldı, arka odaya geçti. Dedi ki, bak, partili olabilirsin. Partine layık ol. Partinin gurur duyduğu işleri yap. Ama bir gün kalkar particilik, partizanlık yaparsan benim evladım değilsin, dedi bana. Ben öyle bir ahlakla işim yapıyorum, onu söyleyeyim. Onun için bizim anlayışımız da budur. Millet İttifakı'nın anlayışı da budur. Ayrımcılık yoktur, vatandaşa saygı vardır. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyenlerden asla olmayacağız. Milletin kaynaklarını bir avuç insan için değil, sözümüz söz, millet için kullanacağız. Makamların
makamların, mevkilerin gereği de budur. 28 Mayıs makamının gereğini yapmayanların biletini vatandaşın kestiği gün olacak. Buna inanıyorum. Vatandaş biletini kesecek. 28 Mayıs toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm arayan 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yol arkadaşlarıyla birlikte huzura kavuşturmak için yola çıktığı gün olacak. Size söz, 28 Mayıs'ta hep birlikte kavgaları bitireceğiz. Huzur ve kardeşlik devri başlayacak. 28 Mayıs'ta hayatınızı güzelleştirecek olanlara geçit vermeyi unutmayın. 28 Mayıs'ta ekonomiyi liyakatli insanlarla düzelteceklere geçit verin. 28 Mayıs'ta her şeyi çok güzel olacak diyenlere oy verin. Ve bilin ki evlatlarınızı evlatlarımız gibi, gençlerinizi gençlerimiz gibi, esnafımızı kendimiz gibi düşünen bir yönetim olacağız. Bunun sözünü veriyorum. Allah bizi mahcup etmesin. Memleketimiz için hayırlara vesile olacak bir gün olsun. Hepinizi oy kullanmaya, hakkınızı aramaya davet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.